haydi gidelim, haydi, haydi gidelim, haydi, haydi. Evet değerli izleyenler, bugün ordumuzun güzel ilçesi, şirin ilçesi Sıtıslov, yani sakin şehri Perşembe'deyiz. Bugün Perşembe'de arıcılığı soracağız. Perşembe'nin asıl geçim kaynağı balıkçılığı soracağız. Perşembe'nin bugün köylerinde olacağız. Bugün güzel etkinlikler yaşayacağız Perşembe'de. Evet, bugün Perşembe'yi karış karış dolaşacağız. Bu güzel manzarayı da sizlerle baş başa bırakıyoruz ve biz Perşembe'nin köyünden, şehir merkezinden, bucağından her yeri karış karış dolaşmaya devam edeceğiz. Evet değerli izleyenler, Perşembe'deyiz dedik. Bugün Perşembe'yi Ordu'nun balık kenti olarak ifade ettik. Ancak yanılmışız. Perşembe aslında Türkiye'nin balık kentiymiş. Burada tekneler denize açılıyor. Balık geliyor. Arkadaşlar şu an onunla ilgileniyor. Buradan tasnif edildikten sonra tırlara yüklenerek İstanbul'a gidiyor. Şu an ben burada durmakta zorluk çekiyorum açıkçası. Hakan düşersem bizzat kaydet. Evet, ben balıkçı teknesine geçmek istiyorum da. Hakan, bu anı yakala. Evet, balıkçı teknesi bu. Bu tekneyle denize açılıyorlar. Buradan arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi balığı canlı canlı alıyorlar. Alabalık. Evet, balık da alabalık. Gayet de güzel bir balık. Perşembe'den taze taze tutularak buradan yurt içi ve yurt dışına gönderilmek üzere Perşembe'den hareket ediyor. Kayırız hamsiye, dağlandaki fellekler kaysun takalar suya. Toplayın kalamari, gidelim siyasiye. Toroz açıklarında edelim başlamaya. Kaptan dedi uşaklar, yavaş salın aları. Suyun gelinleri dur, incitmeyin onları. Suyun gelinleri dur da incitmeyin onları. Küçük bir balık, sakın aldanmayın. Soyu çok kalabalık, yan gözüyle bakmayın. Allah'sı var dünyadır, dudakları kırmızı, dudakları kırmızı. Uy, uy, uy. Abisi vuran balık, görmesin ikimizi. Abisi vuran balık da görmesin ikimizi. Anası dirsi, babası da kefaldır. Dere ağızlarında nöbet tutan çakaldır. Teyzesi mezgit olur, eniştesi istavrit. Hamsiye bacanaktır, alacalı izmarit. Hamsinin görümcesi, mercan ile kara göz. Kayaların dibinde oynaşır iki dansöz. Kayaların dibinde de oynaşır iki dansöz. Hamsinin dayısının torik derler adına. Hamsi gelin olanda da kaynanası kofana. Ablası var bunyadır, dudakları kırmızı, dudakları kırmızı. Uy, uy, uy. Abisi vuran balık, görmesin ikimizi. Abisi vuran balık da görmesin ikimizi. Dedesi olur Mersin, tondur büyük babası. Allah balık hamsinin dereden akrabası. Hamsinin azmanına bizde derler balina. Köpek balığı deri suda havlayanına. Vuran hamsiye denir bizde çekiç balığı. Bıçak taşıyan hamsi olur kılıç balığı. Bıçak taşıyan hamsi de olur kılıç balığı. Ablası var bunyadır, dudakları kırmızı, dudakları kırmızı. Uy, uy, uy. Neredeyiz abi? Şu an neredeyiz? Kırsa limanı.
Kışla Limanı. Kışla Limanı'ndayız. Burada evet, abim tekneyi boyuyor musun abi? Ne yapıyorsun burada? Bizimle bir paylaşın. Son kat boyasını yapıyoruz. Gördüğüm kadarıyla kendi teknen mi? Arkadaşım. Arkadaşın teknesi. Arkadaşa yardımcı oluyorsun. Evet. Turizm kenti olduğu kadar da böyle yardımsever de bir kent havası mı var? Çocukluk arkadaşımız abi, birbirimize yardım ediyoruz. Değil mi? Yani bu limanda olan herkes birbirine yardım eder. Evet, çok güzel herkes bir şey. Gerçekten hala o eski yardımseverlik, geleneklerin devam etmesi de çok güzel. Evet, biz de size yardım edebiliriz boya konusunda. Ben çok anlarım yani bu işten. Öyle mi? Çok evet. Ama boya olmasın. Yok, boya olsun. Ben anlarım bu işten. Evet, Perşembe'ye gelmişken, yardımsever bir şehre gelmişken biz de bir yardımda bulunalım istedik. Şöyle. Anlarım yani abi. Bu işten anlarım yani. Bak, şuraları bir yapmamışsın. Bir eksik yapmışsın kalmış. Ben buraları şey yapayım. Evet. Şurası iyi oldu. Bak, benim yaptığım yer hemen fark etti değil mi abi? Değil mi? Çok güzel. Evet. Peki, bu olay bittikten sonra bize bir davet yapacak mısınız? Bununla bir gezinti yapacak mıyız? Yaparız, yani ne yaparız? Tabii, niye yapmayalım? Buyurun. Sizin aldık mı burada? Tabii tabii, buyurun gelin. Teşekkür ederiz. Buradayız. Bak, şu yeri burası. Buralarda bir yerde olur. Evet. Bu tekneye gel. Gezdirebiliriz. Sözünü de aldık. Teşekkür ediyoruz. Evet, Perşembe'de balıkçılığı, arıcılığı, Perşembe'deki farklı sektörleri incelemeye devam ediyoruz. Gibi. Burası balık kenti. Burada arıcılık ön plana çıkmış. Perşembe'de bir de diyor ki Perşembeler, biz kendi teknemizi kendimiz imal ediyoruz. Hiçbir şekilde dışarıdan yardım almıyoruz. Evet, Perşembe'de balıkçı tekneleri kendi imalathanelerinde burada yapılıyor. Ve denize açılmak suretiyle ordunun, Karadeniz'in, Türkiye'nin, hatta yurt dışının balığını Perşembe'de imal edip satabiliyorlar. Nasılsın abi? Sağ olasın. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Ne yapıyoruz abi burada? Bakım yapıyoruz. Kime bakım yapıyoruz? Tekne bakımı. Ha, tekneye bakım yapıyorsunuz. Bu ne yapıyor? O suyun macun, akışını mı? Macun. Ha, tekneye su girmemesini sağlıyor. Evet. Anladım. Siz imalat mı yapıyorsunuz, tekne imalatı? Yok, ben kendi teknem bakım yapayım, kendi teknem. Balıkçısın. Hı hı. Burada herkes balıkçı mıdır abi bir şekilde? Çoğunlukla tabii. Yani ya tekne imalatı yapar, ya balıkçılık yapar. Abim diyor ki artık tekne imalatı azalmaya mı döndü? Tabii. Ağaç tekneler işi bitti yani, yapmıyorlar daha. Yapan daha az. Sebep nedir büyük abim? Nasıl? Sebep nedir yani? Niye azaldı bu sektör? Ağaç teknelerin bakımı çok zor. Artık tekneler neden yapılıyor? Yani plastikten falan mı? Ağaçtan, kesten ağacından yapılıyor burada. Anladım. Bakımı zor olduğu için de artık kapatmaya başladı. Onu da yapıyorlar ama zor, pahalandı, zor yapması. Hı hı. Yapan da usta kalmadı yani, belki eskisi gibi. Anladım. O zaman bu sektör bitmeye yüz mü tutmuş? Bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Bu devam eder yine. Devam eder ama az olarak devam eder mi? Yok, diyoruz? Aynı şeye devam eder yine o. Bulurlar, yaptırırlar. Anladım. Tamir ederler, bir şey yaparlar. Ha, bu kayık kaç yaşında bilmiyorum ama. Kaç yaşında bu şey? Bu kayık kaç yaşında? 40 yaşında var. 40 yaşında. İşte 40. Eski midir 40 yaşındaki bir kayık? Eski tabii canım. Eski tabii. Hı-hı. 40 yaşında. Bak, macundan var. Onu tutturuyor işte. Bak, kayık. Peki, güvenli mi abi bununla? Madem eski bir kayıksa denize açılmak güvenli olur mu? Bunlar açık denize gitmeyecek olduğu için zarar etmez. Yani kısa mesafede kısa sorun teşkil etmiyor. Sahilde av kuracak, av kalacak. Balamuda gider, Çinokop'a gider. İşte o kadar, başka bir şey yok. Yani. Anladım abi. Peki, kolay gelsin diyoruz. Var mı bir isteğiniz bizden? Canınızın sağlığı. Hadi.
gelsin. Sağ ol. Hoş geldin. Nasılsınız? İyi misiniz? Allah razı olsun. Siz iyiyiz. Daha iyi olun inşallah. Sağ ol. Var mı yardım ihtiyaç? Şu anda yok. Kendi ihtiyacımızı kendimiz karşılayız. Bu Perşembeli diyor ki bizim diyor tekne ihtiyacımızın imalatını kendimiz yaparız, bakımını kendimiz aynen yaparız, boyasını kendimiz yaparız aynen mı diyor. Aynen doğru. Aynen doğru. İhtiyacımız yok diyorsunuz. Yok, biz kendi işimizi hallediyoruz. Aynen doğru. Evet, evet. Ben de insanlık olsun diye bir sormuştum abime ya. Tabii. Yani varsa yardım ihtiyacın yardımcı olurum. Sağ ol. Allah razı olsun. Bu balığı açılıyorsunuz. Evet, kendi teknemizi açılıyoruz. Şimdi evet. Şu anda bakımını yapıyoruz işte teknenin. Bakım ne kadar zamanda bakım yaparsınız abi? Yani çok bir haftada evsiz hal oluyor. Anladım. Ne kadar zaman aralığıyla yaparsınız peki? Yani yılda bir mi, iki yılda bir mi? Her sene bakımını yapıyoruz. Bir kilometre bakımından geçiyor. Yok, tabii illa ki. Şimdi bu sezon suya attığın zaman ne oluyor? Tekne boyası aşınıyor, motorun işte bakımı oluyor. Her sene yapıyorsun mesela. Evet. Ama bakmakta ne oluyor? Yarar var. Kesinlikle. Tabii. Çünkü can taşıyor. Tabii, aynen doğru. Evet. İşler nasıl abi? Balık var mı bu sene? Bu sene istihdar balığı idare ediyor. Güzel yani. Şu anda var. Ama küçük. Biraz küçük bu istihdar balığı. Bu Perşembe'de genellikle balıkçılık mı yapılır? Ekseri %80 hep balıkçılık geçen şey. Balıkçıdır değil mi? Yani önce fındık, ondan sonra balıkçılık. Evet abi. Evet. Peki. Biz yani bir yönenin bu aynı olan geliri yani. Anladım abi. Daha sonra mesela o büyük kırgılara gideriz mesela sezon, Eylül 1'den sonra sezon başlıyor. İsteyen teknesi varsa küçük teknesinde çalışıyor, isteyen de yurt dışına gidiyor mesela. Yurt dışına bile gidiliyor. Yani, yani yurt dışı değil mi? İstanbul, İzmir her tarafa açılıyorsun yani. Anladım. Yani ekmek de şey için. Ne yapacaksın? Çalışacaksın. Ekmek davası çalışmak. Aynen doğru. Taşamadı etmeyelim sevdalı gülmeyelim sevdalı edenler yaşamadı Oh,
Evet değerli izleyenler, program çekimi esnasında sağ olsun abilerim bizi gördüler. Karşıya geçmemizde yardımcı oluyorlar. Az önce bahsetmiştik, perşembeliler, ordular aynı zamanda yardımseverliğiyle de tanınır. Evet, burada peynirleri, ekmekleri var. Hiç teklifi olmadan biz de onların ekmeklerine, peynirlerine ortak olduk burada. Ella ella mesela entuka eviyella, ella ella mesela entuka eviyella. Entukayın as senin yar astikası yüz Allah. Entukayın as senin yar astikası yüz Allah. Lustika erant kişer rider tagas kişer. Lustika erant kişer rider tagas kişer. Hede ças semer geldi yar viyeler tagas kişer. Hede ças semer geldi yar viyeler tagas kişer. Evet değerli izleyenler, şu an dünyanın en güzel yerlerinden birindeyiz. Perşembe'de denizin ortasında abilere rastladık. Onlar da bizimle sağ olsun ilgilendiler. Biz de dedik ki birlikte balık tutalım. Tutulacaksa birlikte tutalım. İnşallah balık bulabiliriz. Bulabilir miyiz abi? Çıkar bulacağız, mı balık? Bulacağız. Arayacağız, bulacağız şimdi onu. Evet, inşallah balık bulacağız ve sonunda güzel bir ziyafet çekeceğiz. Tabii ki bu ekranlarda olmayacak. İnşallah. Biz şimdi hangi balıktan tutacağız abi? İstavrit. İstavrit. Genelde dibinde nezgit de olabilir ama önceki gibi olmuyor tabii. İstavrit tutacağız. İstavrit lezzetli olur değil mi? İstavrit'in en lezzetli hallerinden biri bu. Evet, canlı canlı balığı yemiş evet. Olacağız. Vallahi evet, o zaman rastgele diyelim mi abi? Rastgele dedik, attık bir silahımızı. Evet. Sallıyoruz şu anda. İnşallah çıkar balık. İnşallah çıkacak. Artık şansımıza. Denizde bu balık damar damar. Bazı yerde ince, aynı hamsi gibi. Hamsi de böyle. Bazı yerler damar deriz biz denizcilik tabiriyle. Neden oralardakiler büyük oluyor? Daha iyi mi beslenmişler? Ya bu denizin bir sirkülasyonu mu diyelim? Bir yapısı, tabiatın denize vermiş olduğu bir şey mi diyelim? Onu bilemiyorum tek de. Evet. Yani bizim tabirimizle, denizcilik tabirle bu damar damar. Bir yerde iri olur, bir yerde ince olur. Hamsi de böyledir, öbür nezgit balığı da böyledir. Şimdi hocam çok güzel bir örnek sergiledi. Belki de ben ilk defa böyle bir konuya şahit olduğum için ilginç geldi. Mutlaka hocama sormak istiyorum. Hocam dediniz ki, pardon, dediniz ki küçük balıkları asla almıyoruz. Evet, denizdeki canlıların tabii bir yaşama doğdu, büyüyecek ve insanlar kullanacak. Şu anda yine geldi bakın, bırakıyoruz. Neden? Belki birkaç ay sonra daha büyük ebatta olacak. Bu konuda sürünerek sirkülasyonun yasakları da var. Küçük boyutlar avlanmaz diye var. Hı hı.
Bir de doğayı korumak açısından, geleceği açısından balık türlerinin küçük yapıdakilerini daha hani ölmeden bırakırsak suya, evet, daha büyük ebatlara varınca avlayacağız. Evet. Ve bir de balık türümüzü yok etme yerine korumuş, kollamış balık stoklarının çoğalmasına sebebiyet vereceğimiz için bir toplumsal bir çalışmadır diye aynı düşünüyoruz. Aynı zamanda ciddi anlamda bir mesaj değil mi hocam bu? Evet, yani avlamak isteyen arkadaşlara da bir mesaj. Küçük balıkları avlamasınlar. Onlar gelişip büyüyünce daha verimli bir balık avcılığım olur diyoruz. Evet. Çoğalacaktır. Büyük ebata daha ekonomik değeri de güçle çoğalacaktır. Hı hı. Geleceğimiz için güzel bir davranış. Her arkadaşımıza da tavsiye ederiz. Geleceğimiz hocama için teşekkür ediyoruz. Evet, balıklarımız gelmeye devam ediyor. Balıklarımız geldikçe tabii ki biz de mutlu oluyoruz. Şu an zaten ciddi anlamda mutluyuz. Bakın balıklarımız geliyor. Daha da mutlu oluyoruz. Gönderiyor muyuz abi onu tekrar? Evet, küçük olduğu için tekrar gönderdik. Olsun, bizim büyük balıklarımız da var. Bunlar da bize yeter. Söyle huzurda mısın oy, geride kalanların söyle farkında mısın? Atın beni denizlere, ver mayun ellerine oy. Zaten hasret kalmış idim o deniz gözlerine. Atın beni denizlere, ver mayun ellerine oy. Zaten hasret kalmış idim o deniz gözlerine. Evet değerli izleyenler, biz şu an teknede avcılık yapıyoruz ama şöyle bilgiler de aldık. Sadece eğlenmiyoruz. Şu an bilgiler de aldık büyüklerimizden. Abilerim der ki, ya da ben ifade etmeye çalışacağım. Çok sayıda kaçak avlanma söz konusu. Şu an bulunduğumuz tekne profesyonel avcılık ruhsatı var imiş. Biz de öğrendik. Ben teşekkür ediyoruz duyarlılıktan dolayı. Aynı zamanda küçük gelen balıkları da ben atmakla sorumluyum burada. Sorumluluğumu da yerine getirmeye çalışayım aynı zamanda. Demin de ifade ettiğimiz gibi kaçak avlanmalar söz konusu. Yetkililerin de bu konuda yaptırımları var. Mutlaka varmış. Ama inşallah bu konuda daha duyarlı olurlar diye düşünüyoruz. Çünkü bu sadece bir eğlenmek, etkinlik değil, bir gelecek söz konusu. Bir balıkların gelecek nesilleri söz konusu. O yüzden yetkililerin daha duyarlı davranmasını buradan bir kez daha hatırlatalım istedik. Evet, balıklarımız da gelmeye devam ediyor. Ey göklerin yıldızı, benim farkımda mısın oy? Benden ayrı yaşamaya dayanabilir misin? Atın beni denizlere. Evet, bayanlar da balıkçılık yapıyor perşembede. Güzel tarafları da var. Gönüllerince hem eğleniyorlar hem de balık tutuyorlar. Gayet de güzel. Evet, biz aynı zamanda güzel bilgiler de almaya devam ediyoruz. Sayın hocam az önce bir konudan bahsetti. Benim de açıkçası ilgimi çekti ve dedim ki mutlaka bu konuyu izleyicilere paylaşmak gerekiyor. Hocam az önce konuyu tekrar izleyicilerimize bir paylaşsak. Sayın izleyiciler, bu Ahmet Bey'in anlattığı, yani denizde avlanma sirküleri nedir? İşte tezkeresi var mıdır, teknesi falan konusunu anlattı ama bizi, halkımızı
şikayet eder gibi bir şey oldu. Yok Sayın Hocam, şöyle ben konuya vakıf olmadığım için biraz... Aydınlansın diye söyleyeceğim. Benim mesela emekli bir insanım, balıkçı değilim ama bir amatör av arama tezkerem var. Tarım İlçe Müdürlüğü'nden aldım. Bir ruhsat mıdır hocam aynı zamanda? Ruhsat sayılır benim için. Ben tekne sahibi değilim ama bir sandalda bir tekne denize açılıyorsam Sarım İlçe Müdürlüğü'ne işte 30-40 lira bir mevlala 3 yılına 5 yılına bir giderle. Bir ufak bir parayla. Bu ruhsatınız yoksa hocam, bu ruhsatınız yoksa avlamanız kaçak mı sayılıyor kaçak bir anlamda? Sorusuz kavuşturulursa bir görevlere beni suçlu duruma düşürecekti. Hı hı. Bunu almak basit kolay. Tarım İl Müdürlüklerinden alıyor vatandaşımız. Rahatça avcılığını yapıyor. Amatör biçimde yapıyor. Hı hı. Bu konuyu düzeltiyorum. Ahmet Bey bizi, halkımızı şikayet eder gibi duruma düşürdü. Beni de düzeltmiş oldum. Herkese tavsiye ederim. Denize açılan arkadaşlarımız, komşularımız bu tezkeresini alırsa küçük parayla birkaç yıl içinde sandalıyla, teknesiyle misini, olta avcılığını yapabilecektir. Anladım. Teşekkür ederim. Bu balıkların yani nesillerinin devamı için de gerekli bir bilgi diye inşallah hafızalarda yer alır. Doğru mu hocam? Ha, küçük balıklarla ilgili tabii bu ekonomik değeri olmayan, işte tavaya koysak da küçücük bir besin değeri çok az, yok gibi durumda. Bir de o ruhsat bilinçli avcılığı mı getirir hocam? Bu ruhsat alan kişiler sorumluluk alacaktır, görevlerden korkmayacaktır, işte rahat hareket edecektir, özgür olacaktır. Yani bu ruhsatıyla koşturmada falan bir sıkıntı çekeyim, kaçayım, korku falan değil. Amaç turistik bir çalışmadır, amatördür, gezi yapıyordur, işte olta atıyordur. Ne oluyor? Sıkıntıya kalmadan, bir güvenlik görevlisinin takibatına uğramadan seyahatini, gezisini tamamlayacaktır. Avcılığını vesaire hepsini huzur içinde yapacak. Evet derler, balığımızı tuttuk. Şimdi kıyıya yaklaşıyoruz. Güzel bir gezinti oldu bizim için. Çok da farklı oldu. Hocamdan da güzel bilgiler aldık. Kendisine tekrar teşekkür ediyoruz. Evet. Kıyıya gelmiş bulunuyoruz. Sen geçti içeride, uşaklar benden benden.
Coştum arkadaş coştum bir ırk çalan kemençe. Dağı aldı bir duman, oh hava güzel yaman. Doğru yürü ah gelin, bayıldım aman aman, bayıldım aman aman. Abi merhabalar, nasılsınız? Merhabalar. Teşekkür ederim, iyiyim. Bugün Perşembe'deyiz. Çok güzel görüntüler aldık. Ekranda izleyicilerimiz de izlediler. Hala da izlemeye devam edecekler. Ama ben açıkçası Perşembe'ye ve Perşembe'lere yakıştırılamayan görüntüler de gördüm. Bu konu nedir? Yani bu pislikler nedir? Bu konuyla ilgili bir bilginiz var mı sizin? Şimdi ben buranın bir yerlisi olarak, bu liman çocuğu olarak yıllarca bunu dile getirdik. Havuzcular olsun, balıkçılar olsun, kişiler hakkında sürekli suç duyurusunda bulunduk ama bizim derdimize kimse bir çözüm bulmadı. Ben Türkiye'nin üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde gezmediğim yer kalmadı. Perşembe'yi bugün bir turizm kenti olarak gösteriyorlar ama maalesef en ufak bir alakası yok. Bir sayın saniye, buradan sözünü gelsin. Biz şimdi dedik ki Perşembe turizm kenti, Perşembe City Slow sakin şehir, Perşembe çok güzel değil mi diyorsunuz yani? Hayır, alakası yok. Sayın Valimiz ve Kaymakamımız gelsin. Şu limanı kendi gözüyle beraber iyicene bir gelsin, incelesin. Şu pislikleri bir görsün. Vatandaş olarak bize ne kadar haklı olduğumuzu o zaman anlayacaklar. Ama maalesef bizim limanımıza gelip vatandaşın derdini şu ana kadar dinleyen kimse olmadı. Şimdi daha önce bu liman belediyedeydi. İki sene önce kooperatif öncelikler, liman öncelikler kooperatifin olduğu için yazıştılar. Limanı belediyeden aldılar. Fakat havuzcular şu anda limanı kendi amaçları, çıkarları doğrultusunda kullanıyorlar. Havuzcular derken havuzcu kimdir abi? Havuzcular ya işte burada 3 tane 4 tane havuzcu var. Hı hı. Tesis var. Bu tesis şu anda limanı kendi amaçları doğrultusunda kullanıyorlar. Balıkçıların en ufak bir söz hakkı yok. Onlar istedikleri gibi kullanıyorlar. Kooperatife üye olanların %80'i da limandan hiç ilgisi olmayan şahıslar. Teknesi olmayan şahıslar. Hiçbirinin de teknesi yok. Belki %20'sinin vardır ama diğerlerinin yok. Hakiki balıkçılar, buranın yerlisi olan şahıslar, limanda ikametgah eden şahısların kooperatifi ortak dahi yapmıyorlar. Evet. Bu durumda biz ne yapalım? Peki. Biz bunu daha önce Çevre Sağlık Müdürlüğü'ne, kaymakamlığımıza, belediyelere imza toplayıp yıllarca dilekçe verdik. Maalesef gelip derdimize derman olan olmadı kardeşim. Ama ben bu yaştan sonra bir şey beklentim yok. Gelecek için gelsinler şu limanda şu pisliği görsünler, ellerini vicdanına koysunlar. Ondan sonra biz haklı mıyız, haksız mıyız ona göre karar versinler. Yaşanılabilir bir mesken istiyoruz. Yaşanılabilir bir yer istiyoruz. Bizim başka istediğimiz bir şey yok ki. Şu anda şu denize birisi girsin, inan hasta olur. Vallahi hasta olur. Canlı yaşamaz burada, evet canlı yaşamaz. Yok canım ya, ne alakası var, görüyorsunuz siz de gözünüzden işte. Strefor denizde, Petler denizde, Muşamba denizde her türlü, yani yoksa içerisinde bir insan yok suyun içerisinde ya. İnsan ne ararsa, ne ararsa her şey var denizin içerisinde. Yazık günahtır ya vallahi billah. Mazot denizin üzeri. Acayip bir anormal bir kirlilik var yani, yazık günah yani, buna bir çözüm bulsunlar. Yani gelecek nesil için en azından. Evet. Biz de diyoruz ki sayın yetkililerimiz bu konuda duyarlılığını gösterecektir. Perşembe, Ordu'nun göz bebeği, turizm kenti, ciddi anlamda turizm kenti olmaya aday bir şehir. Çok güzel bir şehir. İnşallah hak ettiği değere, hak ettiği görüntüye kavuşacaktır. Ben de size teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Buyurun. Bak. Aynı zamanda şöyle, bizim kimsenin aşında, işinde, ekmeğinde gözümüz yok. Bu bir Allah temizlik meselesidir. Olmaz, mutlak olmaz. Çok versin, kazansın, çoluğunla çocuğunla huzur içinde yaşasın ama benim evim limanın içerisinde. Benim evime gelsin, kendi aileleri bir hafta otursun, ellerini vicdanına koysunlar. Kendi aileleri onlara ters çıkar. Yani ağların kokusu, pislik, yani anlatılabilir gibi bir şey değil. Onu yaşamak lazım. Zaten gelsin, görsün de yaşasınlar. Çok bir şey anlatmaya gerek yok. Biz görüntüler ortada. Dediğimiz gibi yetkililerimiz bu konuda gerekli önlemi alacaklardır. Şu an ciddi anlamda burası kokudan durulmuyor. Biz de zaten bu nedenle biraz yayını çok uzatmak değil amacımız. Çünkü ciddi anlamda koku rahatsız edici ve bu olumsuz görüntülerin ardından sizleri tekrar güzel görüntülerle birlikte baş başa bırakacağız. Ama son temennimiz ve Perşembe için en istediğimiz konu bu. Yetkililer bu konuda lütfen duyarlılığını göstersin diyoruz.
Perşembenin hak ettiği görüntüsüne kavuşsun istiyoruz. Bir şey daha ekleyebilir miyim? Buyur abi, ekle. Dışarıdan gelen misafirler oluyor, yabancılar. Yabancılar dediğimiz yani dış devletten de gelen oluyor ama yabancılar, bir de bizim ülkemizin dışarıdan gelenleri var. İnanın vallahi limanın içerisine girip bir kahvenin oturup çay içmeden kaçıp gidiyorlar ya. Yani kokudan dolayı değil mi? Koku ve pislik. Yani kusura bakmayın ama şu koku beni olumsuz etkiledi. Ben de bir an önce buradan gitmeyi düşünüyorum artık. Olsun, yani teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz, sağ olun. Türkiye'de arıcılığın başkenti Karadeniz. Karadeniz'de öğrendik ki Ordu. Ordu'da arıcılığın başkenti Perşembe. Perşembe'de de 35-40 yıldan beri arıcılık yapan bu abimi görünce tabii kendisine bir merhaba demeden geçmedik. Abim öncelikle geçmiş olsun. Sağ olun. Biz burada arılar oynaşıyor. Burada geziyor, tozuyor. Siz de onları seyrediyorsunuz. Biz de gördük sizi. Dedik bir abimize bir merhaba diyelim. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı. Şimdi bu arı meselesi çok ilginç mesele. Bu anlatmakla bitmez. Bunu birebir yaşamak gerekir. Ki şöyle, arının dili vardır. Adam vatandaş der ki işte arı sokar, insana zarar verir, vermez. Arının ölümü olduğundan sonra insanın ömrü 4 yıldır. 4 yıl sonra insanoğlu yaşayamaz. Dur, nasıl yani? Şimdi arı tüm doğadaki bitkileri tozlamasını sağlayan tek yaratıktır. Arı doğadaki bitkilerin tozlanmasını sağlayan tek yaratık. Evet, evet. Onlar döllemeyi yaparlar. Arı bittiği zaman insanlık da biter. Mesela ben daha önceden bu yılları öncesi Diyarbakır, Urfa, Hakkari, Ağrı, Van, Muş gezdim. Köyler bizi topraklarına koymuyorlardı. Niye? Buğdayın özünü yedi diye. Ama şimdi diyor ki köylü, gel arıcı arkadaş benim yerime arı koy diyor. Ha, o buğdayda çoğalma mı yapar, artma mı yapar? Tabii, tozlama yapıyor. Buğdayda tozlamayla gelinleşiyor. Yoksa doğada attığın bir buğday kaç tane başak oluyor? Doğru. O, bu başak nasıl meydana geliyor? Döllemeyle meydana geliyor. Dölleme kim yapacak? %30 rüzgar yapıyorsa %70 de bu hayvan yapıyor bunu. Evet. Mesela Mersin'de, Adana'da, Darıncayeler'de, bugün domateste bile adamlar artık arı kullanıyorlar. Arı tozlama yapıyorlar. Arının büyük önemi var fakat bizim insanımız bu arının kıymetini bilemiyoruz. Ben bunu demek istiyorum. Hani yıllar yılı ben bu şey yaptım. Nasıl bilmiyoruz abi? Kıymetini bilmek için ne yapmak gerekir? Şimdi arıcıya bir kere saygı göstermek lazım. Ha şimdi şöyle, ben 80'de 79'da Ağrı'ya gittim de size bir şey anlatayım ben. Ağrı'nın Ereşkirt'in Yeladağ ilçesine gittik köyüne. Orada balık var. Kürtçe balık, masterler. Masi bir tabi Kürtçe bilmiyoruz, Türkçe biliyoruz. Daha sonra öğrendik tabi, Kürtçe öğrendik. Balık var, şöyle 50 santim 40 santim balık var boyları. Biz balığı kızarttık. Onlar din yönünden bilemiyorum, hani o konuya girmeyelim. Hı hı. Onlar balığı kızartmasını yemediler. Onlar balığı aldılar, ipi astılar, kuruttular yemek için. Biz de kızarttık yedik. Biz doğayı ne yaptık, o da arıcılar katlettik. Bu sefer ne yaptı vatandaş? Bizden uzak tutmaya kalktı doğayı. Hı hı. Şimdi esen bir köye arıcı geldiği zaman sanki kaymakam vali gelmiş gibi hürmet gösteriyorlardı. Şimdi ne yapıyorlar? Arıcıyı koyuyorlar köylerinden. Onun için diyorum, arıcıya ilgi göstermek lazım. Arıcıyı sevmek lazım. Arıcı sen, beş parmağın beşi bir değil. İnsanoğlu. Yanlış da vardır, doğrusu da vardır, eylesi vardır. Bunları seçmek lazım. Kesinlikle. Abi büyüklerimiz diyor ki arıcılık bir meslek değil, bir aşktır diyor. Sence öyle midir? Ya da şimdi, ne demektir bu, bakın, aşk olmak? Ben 2007'de kaza geçirdim. Ölümden döndüm. Boyun kemiğim kırık. Geçmiş olsun. Sol ayağım şu anda engelli. Ben bak şu görüyorsunuz şu arkamdaki arılardan hariç arılarım yine var. Aşağıda Perşembe ilçesinde arım var benim. Ha bu bir sevgi. Bırakamıyorsun, ne var? Mümkün değil. Mümkün değil. Beni hayata bağlayan bu arılar oldu. Ne görüyorsun abi? Bir böcek değil mi sence? Yani ne görüyorsun böcek o arada? Mi? Onu sen akşam gel benim yanıma. Burada sana geceleyin. Bir arın içine oturalım, bir çay içelim. Bakın görün. Emel Sayın, Orhancı Gencebay'ı bunun gibi şarkı söyleyebiliyor mu? Dinleyin. Arılar şarkı da mı söyler? Bir kulak verin, dinleyin. Onlar balı soğutma, suyunu atmak sistemine geçerler.
aspiratör olayı yaparlar. Uçma deliklerin önüne gelirler, kanat çırparlar. İçeri serin hava. Ne demek isterler orada? Serin hava verirler. Aha. Balın suyunu atmak için. Allah Allah. Evet. O anda hayvanlar orada ahenkle çalışırlar. Kimsenin kanadı kimseye vurmaz. Nasıl Cenab-ı Allah gökten kar yağarken karlar birbirine değmiyorsa, orada arının kanat çırpması birbirine değmez. Bu da Cenab-ı Allah'ın vermiş olduğu bir lütfu onlara. Diyor ki Kur'an-ı Kerim'de, ben arıları Nisa suresinde yaratmış Cenab-ı Allah. Arılar Nisa suresinde yaratılmıştır. Arılar ne? Arı sinek diyor, sinek değil. O Cenab-ı Allah'ın lütfudur insanoğluna. Vermiş olduğu en büyük değerlerden bir arıdır. Şimdi arıyı çıkarıyoruz. Şimdi balı söküyoruz. Balı çıkarıyoruz. Bu senenin ilk balını çıkartıyoruz. Evet, Allah nasip ederse. İlk balını çıkarıyoruz törenle. Evet, şimdi çıkaracağız bunu. İlk balına bakacağız. Ne var ne yok arayıp bakacağız şimdi. Bal var mı? Bal yapmışlar mı? Bal yapmış mı yapmamış mı? Öyle ya, belli olmaz. Tabii, tabii. Tembel oturmuşlardır abi. Oturacağını zannetmiyorum ama belli de olmaz. Belli olmaz. Bu. Bakalım ya arı bu. He. Bal yapmış mı bakalım. Abi bizi bir şey yapmaz değil mi abi? Yok bir şey yapma. Sen şey yapma. Tereddütün olmasın. Misafir de bizi bir şey söyle yani. Bunlar misafir arı bak. He. Arı çok umarlı olmuş. Vay. Abi bunlar boş durmamış. Yapmışlar bak yapmışlar. Şimdi şurada yavru var. Abi geldi gözüme. Gelsin bir şey yapmaz sıkımız ama. O eşek arısı. Bir şey yapmaz mı? Bak şimdi o da yavru var görüyor musun? Bu yavruların çıkmasını beklemek lazım bu bal almak için. Bu bal alacak mıyız biz? Şimdi şu anda alamayız. Bu nasip olsa alacağız. Abi arı geldi. Gelmez. Gelsin, sen korkma. Gelsin, bana şey gelsin sana gelmez. Size gelmesin. Şimdi bu durum böyle kardeşim. Bak şimdi bu yavrular var çıkacak. Çıktı arı gelmesin diye yapayım. Arı gelmez değil mi duman olunca? Gelmez. İnsanı iman yola getirir arıyı duman. Evet. Tarihe geçecek bir söz daha abim. İnsanı iman yola getirir, arıyı duman. İnsanı iman, arıyı duman yola getirir. İyi. Şimdi bal mesela 20 gün sonra çıkar bal. 20 gün bekleyecek miyiz abi biz bal yemek için? Bal var evde, aynı balımızdan bal var. Petrenin konumu bu şekilde. İçine şey yap, eğil bak, baktır göster. Evet. Abi arılar hiç boş durmuyor, hepsi çalışıyor. Ben size demedim mi? Aynen dediğin gibi. Ayak vardır. Arının bir dili vardır. Bak hiç boş duran yok. Bak hepsi çalışıyor. Siz de diyorsunuz ki arının dili olur mu? İşte olur. Yani olur. Arının dili. Arının dili olur. Arıları kontrol ettik. Gayet güzel çalışıyorlar. Ballarını da yapmışlar. Atilla abimize ilgisinden dolayı teşekkür ediyoruz. Arılarımızın kapağını kapatıyoruz. Yolumuza devam ediyoruz.
Evet abi, biz Perşembe'ye geldik. Burada da Kaya abim Perşembe'den yazılı bir tablo yapmış. Bu nedir? Ne anlama gelir? Bu ne içerir? Şimdi Perşembe'yi anlatabilen önemli malzemelerini taşa oymakla oyarak çıkardım. Perşembe'nin nesi ünlüdür? Yason Kilisesi var. Hani? İşte, kilisesi hani? Yason Kilisesi. Ha evet. Evet. Yani kilisesi, Mısır Koçanı, Horan ekibi, balığı, çile, kivi. Bu da işte Hoyrat Adası ve Çaka Tüneli'nin olmuş olduğu. Bu da denize doğru güneş. Güneş fındık amblemi. Yani bu kim abi? İşte bu fener. Deniz feneri. Deniz feneri. Yani taştan deniz feneri balık. Yani Perşembe'nin önemli olan yerlerinin tamamını bir taşa oyma mı? Horon mu oynar? Bunlar horon oynar. Yani. O zaman Perşembe'de biz horon göreceğiz yani, doğru mu? Ya horon ekibi tabii ki, Perşembe'nin horonu da iyidir. Horon tutanlar güzel i̇yidir. Horon oynar. Yani bu taşa bunu tamamıyla oyaraktan, oya kalıpsız halde ben bunu ona işledim. İşledim. Evet. Şunlar onlar çeşme, evet. O bir güneş gibi, yani güneş bak üzerlerinde çizikleri var. Hı hı. Taştan güneş. Bu apayrı işte şelale modeli. Değirmen taşı var. Değirmen taşı diyor. İşte masa. Masa diyelim. Bu masayı da mı sen yaptın evet, abi? Taştan masa, bir tek yatağım taştan değil. Yani o da yani onu da yapacağım. Taş yatak. Bir dakika. Her şeyi taştan yaparsın. Yatağı da taştan yapacaksın. Evet, yani yatağı da taştan yapıp da yani şey olmasın, yıpranmasın. Yıpranmasın. Evet. Yani, abi bence yapmak yani lazım. Yani her şey taştan kayadan olunca yatak da kayadan olur. Soy ismi de kaya olunca yani bence taşa yatmak sen lazım. Sen kayayla bayağı özleşmişsin be abi. Kayayla iç içeyim ben. Çok severim. Kaya işini çok severim. Bu nedir abi? O bir bulgur çekme taşının maketi. Bulgur çekme. Bulgur çekilir mi bunlar? Mısır bulguru. Bu çekmez. Bu sadece görsel anlamda. Göstermek anlamıyla bir taş. Ama hazırları var tabii ki. Ceren abi, buralarda hep taşlar var. Bunları yapmak ne kadar zamanını aldı? Şimdi bunları yapmak şöyle söyleyeyim. Şuradaki cami modelini yapmak bugün bir 10 günümü aldı. Bu cami. Cami evet. Bütün oymadan ama yani bunun planı, projesi tamamıyla yapması hepsi bana ait. Yani bu tipte ben bir cami modeli taşa oyaraktan 10 günümü aldı. Evet. Taş oyma ama heykel modelleri 2-3 günümü alıyor. Heykel yapma modelleri. Cira buralarda da var bir şeyler. Evet. Ya Roma yani bunlar nedir biliyor musun? Yani böyle insanların içindeki hayalindeki resimlerin dışarıya taşa yansıması diye düşünüyorum artık. Onlar bendeki, ruhumdaki olan. Sen bunların tamamını ruhunda mı geliştirdin abi? Ben Saraköy İlköğretim Okulu'nu bitirdim. Eğitimim yok ama yani daha önce böyle bir yeteneğe de sahip olduğumu da bilmiyordum. 2005'teki bu dışarıya vuran bir oyalan belki bir şeyler yapabilirsin anlamıyla bir başladık ki devamı öyle geldi. Devam. Yani sen şimdi hiç bunun eğitimini almadın. Almadım. Bir anda bir ilham geldi. İlham geldi. O ilham dedi ki Celal sen taştan heykel yaparsın. Evet. Celal sen heykel tıraş olursun dedi. Aynen sen öyle. Sen de o tarihten itibaren heykel tıraş Celal olarak tarihe adın geçti. Doğru mu? Doğru. Taşları işledik de tarihe. Bunların hepsi sana mı ait abi? Bütün modelleri bana ait. Yani hiçbirine kopya çekmedin değil mi? Yok, kopyam yok. Resim anlayışım yok. Resime bakıp hiçbir şeyi taşa koyamam. O zaman bunlardan Türkiye'de başka yok. Yok. Bence gülen çiçekli kadın modeli. Gülen. Bu nedir gülen. Yani? Bu yani gülen kadın. Yani bir sempatisi, bir gülen bir insan. O anki atmosferin yani gülebilen bir insan figürü. Çiçekleri var. Bu ne abi? O bir villa diye yüzme havuzlu. Oo. Merdivenli bir. Yani bir villa modeli havuzlu ama taş bütün oyma yani bu taşa oyma sert de bir taş. Bildiğin taşı oyma. Taş yani bunun kalıbı yok, bir şeysi yok. O bir yılan kobra başı. Oo. Yılan. En çok hoşuma giden de kalemdir. Yani şu kalem bu. Yani sanki bir kale midir? Kale. Bu? Yani merdivenleri. Yani sanki bir kaleyi fethetmişim. Yaparken onu o hissi buradan şey çıkıyorsun. Çıkıyorsun. Buraya bir bayrak yakışır. Oraya yakışır ve savunma amaçlı da işte bu bir taşa oyma kale. Bir tane daha eşi benzeri bence yok. Evet. İşte kale var, insan figürleri var. Hangi dönemleri anlatıyor? Profesör getirdiler ki sen bunları yapma kapasitesine yani biraz şey değilsin. Yeterliliğin var mı diye. Yeterliliğin var mı veyahut da bu kadar hayal gücün nereden çalıştırıyorsun diye. Profesör dinledikten sonra dedi ki o bir gönül işi ve insanın ruhani halidir diye. Onu öyle söylediğini öyle söyledi. Bunlar tamamen senin eserin. Ayak, vazo, saksı, işte sarık mı diyelim, kabak modeli diyelim, insan figürleri. İşte
Abi aklına ne koyarsan. Bunu da mı sen yaptın? O da benim bir tane. Ya kız. O bir tane kızım, başka yok. Bu kimindir Celal abi? O da benim kızım. O da senin kızın. Evet, da benim. Nasılsın, iyi misin? İyi, evet iyi. Evet iyisin. Ha ya babam bu taşları yaparken demiyor musun ya baba bu taşları bırak, niye onlarla uğraşıyorsun demiyor musun? Demiyorum. Yardım ediyor musun babana? Ediyorum. Baban diyor mu sana, kızım sen de öğren diyor mu? Evet. Sen de büyüyünce taşçı olacak mısın? Evet. Sen büyüyünce ne iş yapacaksın? Doktor. Doktor diyorsun taş. İsmin ne senin? Göksu. Değerli izleyenler, bugün Perşembe'deyiz. Sakin şehir, Sittislov Perşembe'de. Perşembe'de çok güzel görüntüler ekranlarınıza yansıdı. Hala da yansımaya devam ediyor. Ancak bazı görüntüler var ki gerçekten Perşembe'nin çehresine yakışmıyor. Umarız ki en kısa zamanda yetkililer bu konuda duyarlılığını gösterir ve turizm kenti Perşembe'de bu görüntüler olmaz. Gemim iline olur.